Size bir şey söyleyebilir miyim? Yıllardır burada çalışıyorum. Burası benim iş yerim gibi değil, evim gibi artık. Rahmetli Atilla Bey'i de patronum gibi değil, babam gibi severdim. Hepimize öyle davranırdı çünkü. Ekmeğini yedim, hakkını ödeyemem. Sadede gel. Yani siz avukatınızla toplantıdayken çay servisi yapıyordum ya ben. Kulak misafiri oldum istemeden. Duyduklarım bana bazı şeyler hatırlattı. Nasıl şeyler? Atilla Bey hastanede yatarken öldüğü gecenin sabahında Barış Bey eve geldi. Barış Bey'in kasayı kilitlediğini çok net duydum. Barış Bey, kahvenizi getirdim efendim. İstemiyorum, içmeyeceğim. Sonra Banu Hanım'ın ilaçlarını alıp gitti. Bugün Atilla Bey'in ölmeden hemen önce bir şeyler imzaladığından söz ediliyordu. Anladığım kadarıyla sizin de canınız biraz sıkkındı. Bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Anladım. Şimdi o elindekileri bırak oraya. Git eşyalarını topla. Derhal bu evi terk et. Ama efendim. Tek kelime daha etme. Sen bunca yıldır bu evin kurallarını öğrenmediysen, başkalarının işine burnunu sokmaktan çekinmiyorsan, bir de gelip bana dedikodu yapmaya cesaret edebiliyorsan, burada işim bitti demektir. Ebru Hanım, ben size... Konuşma. Toparlan. Çık git bu evden. Hemen bu gece. Ben ettim, siz etmeyin ne olur. Senin için yapabileceğim tek şey tazminatın ödenmesini sağlamak olacak. Ha, eğer bu konuda diğer çalışanlara tek kelime edersen onu da alamayacaksın, haberin olsun. Şimdi çık bakayım dışarı. Ama... Dışarı! Evet. Anne, konuşabilir miyiz? Yattım Barış. Yarın konuşuruz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Geç kaldı. Kesin bir şey oldu. Ay, bu kız tam gamlı baykuş. Bir şey oldu, bir şey oldu. Yeter ama ya. Bu kadar karamsar olma. İyi düşün, iyi olsun. Korkuyorum ama. Arasam mı acaba? Arama bence. Şimdi Kuzey de gergindir, sana patlar. Nasıl olsa gelecek, öğreneceğiz ne olduğunu. Sabret biraz. Ben size tatlı yapayım mı? Böyle durumlarda çok iyi gelir. Sakinleştirir insanı. Hı? Ne istersiniz, ne yapayım? Hı? Bilmem. Hı? Krem şokola. Derhal efendim. Annen çok tatlı. Benim en iyi arkadaşımdır o. Çok şanslısın. Benim annemle aramda kocaman bir duvar var sanki. Kıskandım seni. Ne kadar canlı, hayat dolu bir kadın annen. Öyledir. Lay lay lom görünür ama tam bir savaşçıdır aslında. Hayatla baş etmesini çok iyi bilir. Görecektin, Güney'le ayrıldığımızda öyle bir elimden tuttu, kaldırdı ki beni ayağa. Tam bir takım koçu gibi hareket etti. Moral vermekte üzerine yoktur bir kere. Çok mu üzüldün Güney'e?
Üzüldüm tabii. Bir kere o Banu Şımarığı'na tercih edilmek kötü. Gururu inciniyor insanın. Sonra şüphelerinde haklı olduğunu anlıyorsun. O da başka bir kanırtıyor. Ama geçiyor sonuçta. Ben atlattım, Banu düşünsün vallahi artık. Şimdi sıra onda. O da pişman olacak Güney'e güvendiği için. Onu da aldatır diyorsun. Bugün bana, yarın ona. Güney hedefine ulaşmak için rahatlıkla insan harcayabilir. Öyle bir yapısı vardır onun yani. Çıkarcı. Kuzey öyle değildir ama. Deli de olur ama güven verir o insan. Çünkü bir söz verdiğimi tutar. Yaptığının arkasında durur. Fedakardır. Sağlamdır o. Adam gibi adamdır yani. Ben de kime ne anlatıyorum canım. Sen zaten tanıyorsun artık Kuzey'i. Geldi. Durun, 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 durun. Ne olur ne olmaz. Kim o? Benim. İyi akşamlar. Ne oldu? Yok bir şey. Gittik konuştuk. Bir sıkıntı yok yani. Eşyalarını da getirdim arabada. Gelsene. Yok ya, biz gidelim. Şey bekliyor, Ali arabada bekliyor da. Çantamı alıp geliyorum. Tatlı yapıyordum kızlara. Ama neyse, gidelim diyorsun madem. Gelsene Ali. Dur dur dur, yardım edeyim sana. Kolunu acıtma. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol Cemre. Görüşürüz. Sen bin, geliyorum ben, sen bin. Gülten Hanım, kusura bakmayın. Sizi de bu işin için şey yaptım, çektim ister istemez. Girdik artık bir kere, ne yapalım? Önemli değil, üzülme. Ama bu kızı da üzme, olur mu? O seni her halinde sevmiş, belli. Seni sen olduğun için seçmiş. Bak, ailesine çok büyük bir yanlış yapmış, sana güvendiği için. Onun güvenini boşa çıkartma, olur mu? Bu yanlışı düzeltmek de senin elinde. Yeter ki sen özelliklerini kaybetme. Bakma sana, kızarım mızarım ama severim de. Cemre de seni kardeşi gibi sever. Gözünü karartıp bir işe kalkışmışsın.